Herkese merhaba arkadaşlar, bizi kaldıran Satfin ve bugün sıra beraber Yaratarak Simulator 2'deyiz ve bugün size çok kallavi öküz gibi bir tane tır göstereceğim, mod göstereceğim. Oyunun 1.25 sürümündeyiz ve DAF galerisindeyiz arkadaşlar. Oyunun modun yani modun boyutu 147 MB. Ben görür görmez direkt sitede böyle kaldım, böyle bekledim biraz, böyle ne kadar doğru mu acaba bu diye, böyle bir harbiden öküz gibi göreceksiniz şimdi. Bakın. Şöyle mod mu olur abicim? Şöyle mod mu olur? Kenworth Hot Rod diye geçiyor. Şuna bak. Çizgi filminden fırlamış gibi, oyunlardan fırlamış gibi. Gerçi oyun oynuyoruz ama simülasyon, biraz gerçekçi olayı var ya. Çok bomba bir şey. İki tane modifiye şekli geliyorsun için. SCS dosyalarını indirdiğinizde diyor ki orijinal motor şey SCS dosyası var, bir de özelleştirilmiş motor SCS dosyası var diyor. Ben orijinalini almadım, direkt özelleştirilmiş, artık yapılmış halinde. Belki çok daha iyi bir ses yapmıştırlar diye tahmin ediyorum. Çünkü orijinali Kenworth'tur, yani Kenworth'un sesi vardır. Ondan dolayı dedim ki daha kalın abi böyle bir şey yapmışlardır, onunla oynamak istiyorum dedim. Ve ondan dolayı o iki tane SCS dosyasını aktardım modun içine, mod klasörünü. Şimdi hemen geçelim, satın alalım direkt olduğu gibi. Hiçbir şey yapmıyoruz. Evet, sürmek istiyorum. Direkt istediğin yere at abicim. Umurumda değil. İstediğin yere gönder. 1500 ile 2000 beygir arasında bir gücü varmış motorun. Ve bu emek ve bu modda emeği harcayan o kadar çok insan var ki yani say say bitmiyor. Hepsini size ekran görüntüsü olarak vereceğim. Yani acayip fazlaydı. En az 30-40 kişinin elinden geçmiş bu. Parça parça halinde herkes bir şeyler yapmış. Hepsinin eline sağlık. Konuşamadım heyecandan. Yeter. Dışarı çık. Şöyle dışarıdan bir göz atalım. Şuna bak, şu tekerlere bak, şu uzunluğa bak. Tır değil ya bu, ne? Bunun adına ne verelim? Başka bir şey olsun bu. Tren olsun bu, ne bileyim. Öküze benziyor, bildiğin öküz yani. Gözler falan da. Maşallah var ya. Duman eklenebiliyor mu acaba? Of, of, of yani, of. Oyşşşş. İçeri geçelim. Şuna bakın ya. Oyunun 1.24 sürümü yazmışlar ama 1.25'teyim ve çalışıyor, bir sıkıntı yok. Baya basık üst kısım. Arkada yatabiliyoruz. Akıllı televizyonumuz var Samsung sponsorluğunda. Şöyle arkaya geçtiğimizde 5+1 değil, bildiğin 10+1 sistem dizmişler buraya. Smart TV'sine reklamını yapmışlar. Güzel. Güzel. Sevdim seni Pikachu. Bu direksiyon niye böyle? Bu 900 derece değil. Hemen düzelteyim şunu. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi bunu modifiye kısmına bir geçelim bakalım. Neler yapabileceğiz? Bir görelim. Abi kocaman, aşırı uzun bu ya. Şuna bak. Allah'ım. Aşırı basık, aşırı uzun. Şimdi kafayı falan düzelteceğim, azıcık geri çekeceğim diyeceğim ama zaten küçücük alan var görebileceğimiz. Daha da geri çekersem o alan daha da daralacak. Bakalım, o yüzden bir şeyler yapmaya çalışacağım yani. Ama acayip bir şey yani. Gösterge çok efsane, gördünüz mü? Hemen geçelim, servis yapmamıza gerek yok. Modifiye kısmına bakalım, inşallah oyundan atmaz. Çünkü modifiye olayında böyle şeyler olabiliyor. 550 beygir diyor ama nerede hani 1500'lük 2000 beygirlik motorlarımız nerede arkadaşım? Orada yazmışlardı ama ben okudum o olayı çünkü. Özelleştirilmiş motor şu olması lazım. 600 beygirlik eklediğim motor. Bunu ekleyeceğim. Bir de 600 beygir şurada da varmış. Bir fark da yok aralarında. Neyse biz bunu alalım. Buna gerek yok. 550 beygir. Hem şeyde torku, gerçi torku eşit hemen hemen. Deviri bundan çok daha fazlaymış. Ama bu isim vardı, o yüzden şunu bir ekleyeceğim ben. Sonra değiştiririz olmadı. Şunları bir değiştireyim şöyle. İç tasarım yine değişiyor. Yok artık. Zaten aşırı emek var arkadaşım. Daha niye değiştirdiniz buraları ya? Ya herkesin zevkine uygun bir şeyler bulabilirsiniz demişler gerçekten de. Şöyle göstereyim hatta. Ben hangisini seçeceğim şimdi? Baya kararsızım. Şu fena değil. Şu da güzel. Beyaz. Şu beyazlık birazcık rahatsız mı ediyor acaba? Gözü mü yoruyor?
Yoksa iyi miyiz? Şöyle de mavi yapayım. Şöyle iyi bence ya. İyiyiz. Alışacağız. Farklı seçenek. Daha bir yanık kırmızı var. Burada daha bir donuk kırmızı var. Bu da siyahla turkuaz birleşimi. Gördüğünüz gibi şurası turkuaz oluşu falan. Bayağı hoş bir detay. Abi efsane yapmışlar ya. Gerçekten çok efsane bir tır olmuş. Ben böyle modları inceledikçe cidden iyi ki de inceliyorum dedirtiyor bana. Bazıları sırf inceleyeyim de geçeyim kafasında oluyor. Ama böyle modlar çok çok efsane oluyor. Kullandırtma abi bana. Böyle klasik klasik gidelim ya. Duman ekleyebiliyorsam onu eklemek istiyorum sadece. Ha şu yandakiler. Şu seçenek daha bir iyiydi. Maşallah gözlere bak. Gözler değişiyor. Şöyle ikisini de değişsin. Burada ne var? Şu arka tarafta çamurluk ekliyor. Bir dakika şurada iki tane var. Hangisini kaçırdık biz? Ha, okey. Grillere geldik. Grill. İçi gözüken grill mi lazım bize yoksa gözükmeyen bir grill mi? Şu daha iyiydi. Ama orijinalde de bu duruyordu zaten. Şöyle daha mı iyi yoksa? İçi gözükmemesi daha iyi bence. Gözükmesin iç tarafı. Hiçbir şey değiştiresim yok açıkçası bu teker kısmında. Zaten ideal bir şekilde duruyor tekerler. Jantlar vesaire hiçbir eksiği yok. Değiştirip de oyundan atması da falan olanak sağlamayacağım. Bu dışarıdan burada bir şey yok. Direksiyon değilmiş. Direksiyon topuzu falan mı dedim ama değilmiş. Okey. Onaylayayım. Devam edelim. Hey. Ses nerede? Ses yok. Arkadaş bu ses nerede? Ses nereye kayboldu lan? Şunu ekleyeyim bakayım. Bununla düzelecek mi şimdi? Evet. Tamam. 1.24 yazmaların sebebi bu olabilir belki de. Bir hata var. 1.25'te olduğum için destek konusunda sıkıntılar çıktı sanırsam. Ondan dolayı. Yani uyuşmama sıkıntısı var. Ha, dönemedim mi oradan? Hadi lan. Evet. 6. ileri vites mi oluyor bu? Kaldıramıyor bunun arabayı. Çekmiyor. Şimdi bir dakika. Şunu da yapalım. Yapmadım demeyelim. Birazcık şöyle kafa... Oha! Yeni şeyler gelmiş lan. Güncellemeye bak sen. Oh shit. Çok efsane şeyler gelmiş. Oha. Cidden oha yani. G ile V yoksa sadece şey mi? Yazı mı? Bu gaz olayı mı acaba ya? Koltuk ayar diyor ama bir şey de değişmedi şimdi. H ile B. Bir şey değişmedi şu an. İyi değil. Birazcık daha aşağı bakalım. Direksiyon tamamını görelim. Azıcık daha sağ yapabilirim ve azıcık sola gidebilirim gibi geliyor bana. Şöyle bir şey herhalde iyidir. Çok mu şey yaptım? Neyse, şöyle bir şey yapacağım ya ayar artık. Yeter bu ayar. Çok enteresan bir şey oldu. Hemen işte alalım. Sonra adam akıllı kullanalım. Kendisinin trailer de vardı ama büyük ihtimalle ben onu beceremedim. Yani resimlerde vardı ama ben açtığımda öyle bir şey görmedim. Çok mu uzak olur bu yol? Biraz uzak olur sanırsam. Şöyle bir İngiltere tarafına gidesim var ama çok çok uzakta kalıyor İngiltere'de maalesef. O yüzden çok da uzun tutup sizi sıkmak istemiyorum. Yani sevenleri her türlü izliyor, o ayrı konu ama birazcık da herkese hitap etmeye çalıştığımdan mıdır? Hitap etmeye çalıştığımdan dolayı. Abi çok uzun yollar ya. Nasıl yapsak bu işi şimdi? Bu da çok kısa. Şu ortası nasıl olmaz? Polonya'ya taraf yol alalım, orta bir yerde bitiririz zaten. Orta bir yerde bitireceksek niye Polonya'ya gidiyoruz değil mi? O da var. Hadi şunu. Hadi şunu alıyorum. Gaz pedal. Gaz pedal.
of of of. Yanıyor, yanıyor tır. Yanıyor mübarek. Daracık. Önü de böyle hop diye gitmiş. Çok güzel. Aşırı güzel yani. Bu ne sesi lan? Klima falan mı açtık biz? Ne sesi ya? Acayip bir ses vardı. Acayip bir rahatsız edici bir şeyler vardı az önce. İş alıyorum. Şöyle al diyenler var aramızda yükü. Bir de böyle alın. Yükümü de bir görebilsem. Evet, gölgesi gözüktü. Ha. Ne çabuk aldım lan? Çekebilecek miyiz? Çekemiyoruz. Vitesi düşüreceğim. Ne kadar çok olay var ya. Evet, böyle alabiliyorum. Tamam. Döndüm, kurtaramıyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde animasyonlar çalışıyor mu? Çalışıyor, gördüğünüz gibi sağ sol animasyonlar da çalışıyor. Bayağı güzel ya. Acayip emek harcanmış bir mod. Sarı mı? Who cares motherfucker? Geç abicim. Artık altımda ne varsa yani özgüven geldi. Bak. Maksimumuz olarak 85 mil yazıyor. Tabii ki de bu kaç kilometre yapıyor? Yaklaşık 140 kilometre falan mı yapıyor? Öyle bir şey olması lazım. 130 küsur olması gerekiyor. Kornası sessiz kalıyor. Işıklarını açıp kapatınca şöyle o da çalışıyor. Şu sağ taraftakiler niye çalışmıyor? Hep sol taraftakiler çalışıyor. Sesi de acayip fazlaymış be. Birazcık rahatsız etmiyor da değil. Böyle iyice hızlandığı zaman biraz sesi abartılı kaçıyor. Ay, güzel. Oturduk, yerleştik harika bir şekilde. 785 kilometre yolumuz var diyor şu anda. Ay maşallah. Başka neler çalışıyor acaba? Kime çarptım ki? Başka animasyonluk bir şeyler var mı? Space'e basarsak, gerçi o hep var. O hep var, her türde var zaten. Mustang kullanıyorum gibi de hissediyorum ama GT500 Shelby ile beraber ortaklaşma yaptıkları araba. Onun önüne ufaktan bir anımsatıyor o tarafı. Keşke kaputtan görüntü olsa çok daha hoş olurdu, çok daha farklı deneyim olurdu benim adıma şu anda ama bu içeriden de zaten çok hoş. Kural dışı kullanıyorum basmaya. Krom, beyaz, siyah ve mavinin ortaklaşa yapıldığı bir iç tasarımla karşı karşıyayız. Direksiyon da hoş. AAA için o logosuna benzettim ben direksiyonu. Smackdown'da AAA içi biliyorsunuzdur zaten. Benim telefon ne oldu lan? Birden böyle bir açıp kapandı kendi kendine. Biri mi aradı? Kim aradı lan beni? Assassin's Creed çek diye yorum gördüm şu an YouTube'da. Assassin's Creed ne abi? Brotherhood falan fena değildi. Ondan sonra zaten iyice bozdular da. O tarz oyunlar ben oynayamam herhalde. Yani Assassin's Creed değil de başka bir şey olsa oynardım ileriye dönük. Oynarım en azından. Hikaye bazlı oynarım. Daha ilerisi var mı? Şimdi onu merak ettim ben. Vites konusunda.
zaman şöyle yapsa. Yokmuş. Maalesef yokmuş. Daha ilerisi yok. Yani 8H en ileri vites. L ve H'nin ayrımını birkaç arkadaşımız yapmıştı. Ben önceden hatırlıyorum. Özellikle L'yi hatırlıyorum. Long diye geçiyordu. Daha çok hafif yollar için kullanılıyor falan yani. Daha düz yollarda kullanılıyor falan demişti sanırsam. H ise hard olabilir belki. Daha böyle yokuşlu, daha zorlu yollarda. Tırı birazcık daha kastırıyormuş. Böyle o yola daha rahat çıkabilmesi için kullanılan vites türü olduğunu söylediğini hatırlıyor gibiyim. Yanlışım varsa yine düzeltirsiniz. Ben bayağı şu an bu tırda şöyle evde oturuyorum ama tırın içinde böyle aşırı rahatmışım gibi hissediyorum. Baba tırı gibi yani böyle. Sen yani King of the Road yani anladınız siz. Yalnız şurada oynamalar falan var. O asfaltın geçişleri hissettiriyor. O kaputun o çıkıntısında falan. Siz de görüyorsunuzdur. O beni birazcık rahatsız etti. Her yerde bir şeyler oynuyor böyle. Gözünü birazcık acıtan bir tipti. 119 kilometre. 120 olacak neredeyse. Birazcık da dışarıda kullanalım. Baksanıza. Aggression. Aşırı bir agresiflik hissediyorsun bunu kullanırken. Çarpmayalım da hiçbir yere. 120 kilometreye çıktık tam da. Ay maşallah. Şöyle gireyim, kimse de yok nasıl olsa. Otobüs de bizim yolumuza girmez inşallah. Şunu da açayım. Tamam. Görüntümü oraya eklerim herhalde. Aynalar açıkken. Güzel. Güzel. Bu arada 1.25 için sanırsam oyunda yeni bir dal falan mı gelecekti? Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Öyle bir şey varsa onun da incelemesini yaparım size. Nasıl bir daftır merak ettim. Varsa öyle bir şey tabii ki de. Daha kesin emin de değilim. Açıp bakmadım yani. Ve ETS beni uyurken falan otomatik update yapmış, haberim bile yok. Az önce çünkü şey gördüm böyle. 1.25 çıktı falan olayını gördüm. Dedim hemencik BT 1.25'e aktarayım. Çıktıysa öyle bir şey. Bir deneyim nasıl bir farklılıklar var vesaire diye. Betalar kısmına geldim. Bir baktım 1.25 yazıyor. Zaten 1.25'teymişim. Oha dedim. Ve bundan önceki bir tane Amerikan tır modu vardı. Mac modu. Onu da kartlarda vardır. Görüyorsunuzdur şu anda. Onu da 1.25'te incelemişim yani. 1.24 yazıyor ama 1.25'te uyumlu çoğu. Vitesi düşüreyim şöyle. İyice yavaşladım. Sakin sakin. İçeriden. Arabaya zarar vermeden, hasar vermeden, çarpmadan, etmeden düzgün bir şekilde yoluma devam ediyorum. Tamam lan, kapat şunu artık. Bas. Kameralar farklı kamera açılar. Bakın o sırtmalardan bahsediyorum, rahatsız etti dediğim. Hot Wheels diye oyun vardı. Oradan fırlama bitir gibi de duruyor. Hot Rod ismi de belki oradan geliyordur belki. Belli mi olur? Şunu da kapatayım bari. Tam olsun. Tamam lan, artıyı kaçıracağız. Açalım. Süper. Uzan. Bağırttırıyorum. Al bakayım 8'e. Makas da atılabilir mi diyeceğim. Şöyle aradan gireceğim ama. Ağırtır birazcık. Ağırlığını hissettiriyor. Gelme lan. Gelme. Dedim sana gelme diye. Gelme kimse. Kimse gelmesin. Bu yol artık benim. Kaptırdım. Oha, tıkanıklık var. Ne oluyoruz? Kaza mı oluyor? Hayırdır? Çekilin bakalım yoldan.
Enteresan. Sesi birazcık ağır. O pek hoşuma gitmedi. Yani ses tonu güzel, ses tınısı hoş. Ama ağır böyle sürekli kornanın üstüne bastırıyor oluşu falan. Ses seviyesini birazcık kaçırmışlar gibi. Niye kaza oluyor sürekli, birileri hata yapıyor anlamadım. Biz mi korkutuyoruz acaba yolcuları şu anda? Diğer seçenekleri de siz de oynayın. Motor seçeneklerini de deneyin. Merak ettim yani. Hemen hemen böyle bir ses olacaktır diye tahmin ediyorum yine. Daha farklı olmaz gibi geliyor. Ama ne olur ne olmaz belli mi olur? Her şey çıkabilir bunun altında. Çekil, bizim yola girmeye çalışma desen. Tamam. Daha ne kadar yolumuz kalmış? Bir bakayım şöyle. F5 ile büyütüyorum. Aa, bayağı varmış yol aslında. Bakın orayı bırak, orayı getirince zaten bırakacağım. Gerisini siz inceleyiniz. Radyomuz var. Telsizimiz yok. Lan yanlışlıkla frene bastım. Allah Allah. Başka neler var içeride? Ya çalışan animasyonlar falan merak ediyorum ben aslında. Vitesler falan çalışmıyor. Hop. Girmeyelim. Dikkat dikkat. Keşke şu vites topuzu da çalıştı. Mis gibi olurdu. Çok çok hoş olurdu. Ay. Parama nasıl azaldı? Gerçi bu tır aldığım için azalmıştır. 994 milyon. 995 milyonum vardı benim oysa ki. Şunu bir trilyon yapamadım gitti. Bir trilyon yapsam harika olacak. Ama onun için de boş zamanlarında bol bol oynamam lazım. Çünkü oynadıkça çalışanların para kazandırıyor bana. Bir trilyon yapsam süper olacak. Ne bileyim oradaki o estetikliği görmek istiyorum. Yani hepsi 9 olmaz, çok daha güzel dururdu ama öyle bir şeyi ancak cheat engine'le yaparsınız. Hiçbir şekilde harcama yapmazsın, işçi almazsın, iş yapmazsın. Hep öyle durur, başka türlü durmaz. O da saçmalık bana göre. Hala da maksimum hızına ulaşmamış gibi geliyor. Bakın orada hız göstergesi bayağı uçuyor şu anda. 75 mil ile gidiyormuşuz. Ve 120 kilometre. Bunlar şöyle geniş geniş alabilecek miyim bakalım. Eğer biraz kendimle hasar veriyorum çarparak. Makasa giriyorum, ona çarpacağım. Hiç sorun yok. O kendisi bilsin. Oh, ışıklar da çok daha güzel gözüktü şu anda. Sekiz H. Yamuk oturdum ben. Kromu fazla basmışlar, o bir de rahatsız ediyor galiba. Sürekli parlıyor ışıklardan dolayı. Bir de gece görmek lazım ya. Bir yere oraya gidince yatacağım ya da gidersem karşıya geçtiğimde, Skandinavya tarafına geçtiğimde inşallah gece olur. Gece şu ışıklarını merak ettim. Siz de merak etmişsinizdir. Bir bakalım. İç tasarımı çok daha hoş olur bence gece. Öyle açtım her şeyi. 90 kilometreymiş buranın maksimum hızı. Biz daha hızlı gidiyoruz doğal olarak. Çok az bir yolumuz kaldı. O tarafa geçince rahat edeceğiz. FM radyoyu değiştirebiliyor muyuz? Cürcür falan. Çekil. Geç de olsa girebildim. Bir ufaktan kazağımı da yaptım. ...12 diye tahmin ediyorum bu H harfini ben ya. 12, 13 falan sonradan. L de gerçi 13 oluyor da.
Böyle kısaltılmış gibi isimler sanki. Karşı şeritten de gidiyoruz baya. Oh. Şuradan sağ yapalım. Şu tik tik ok işareti de çok hoşuma gitti. Bas bas bas. Alırsın alırsın sen. Böyle bırakmak yok. Vites düşürtme bana. Şuna bak ya. Evet, yetiştiremiyor. Şuradaki manzaraya bakın ama. Nereye gideceğiz? Yukarı çıkacağız. Şu daha mantıklı. Evet, umarım gece olur orada. Akşam ezanı da okunuyor bu arada. Saat çünkü şu anda. 8 olmuş saat. Oo. Evet, süper oldu bu. Yandan ışıklar hoş. Bir de şöyle yakalım. Oh. Hadi lan. Maksimum ışığın bu değil senin, biliyorum. Bu mu yani uzun farlar? Aa. Uzun farlar önden belli olmuyormuş. İçeriden belli oluyor. Anladım. Bakın. İçeride farkı görüyorsun. Şu an kapalı. Dışarıda ön far hala yanıyor. Açıyorum. İçeri girdiğimizde açık olacak. Ama yanmıyor. Gece daha bir tatlıymış. Gece çok daha tatlıymış bu. Gece çok daha tatlı. Baksanıza. Mis mis. Artık burada bir yerde bitireceğim olayı. Hemencik şunu götürelim. Bir kenara, köşeye bir yere park edelim. Çok güzel bitirdi. Kesin indirip deneyin yani. Böyle fantastik tırlar hep gelmiyor biliyorsunuz. Yani ben yaklaşık kaç sene artık? 1,5 seneyi hemen hemen geçtik. Bu işi yapmaya başladığımdan beri ve ETS'yi en baştan beri inceliyorum ben, modlar vesaire. ETS oynama olaylarını vesaire. Hayatımda böyle özel tırlardan kaç tane saysam herhalde 10 tane ya var ya yok yani, ama incelediğim modun sayısı belki de 100 taneydi bugüne kadar. Yani 10 tane tır modu incelediğinizde 10'da bir denk gelen bir tırdan bir tanesi bu da. O yüzden kesinlikle deneyimleyin. Böyle heyecanlı falan hoş da oluyor açıkçası. Gecelere baksanıza ne kadar hoş yani iç tasarım. Bir girelim. Kısa farları açayım, uzunları açmayalım. Artık bir yerlere park edeyim ve bitireyim olayı. Şöyle uzunları yakalım. Dörtlüler. Evet, dörtlüler de çok şekilmiş. Alttan alttan. İnsanı korkutur be. Şuna bak. Şu yola girelim. Yolda kalmasın. Arka tarafımızda. Güzel. Süper. Tamam. Şunun ağzına bak ya. Şunun ağzına bak. Harika bir moddu. Kesinlikle. Dediğim gibi Duff Galerisi'nden çıkıyor. Oyunun 1.25 sürümüyle destekliyor. Ve 147 MB boyutunda. Yapan arkadaşların ellerine sağlık. Gerçekten çok fazla emek var. Çok çok hoş. Tek eksiği duman. Diğer motorlar denerken sıkıntı çıkması, o da dediğim gibi 1.25'ten dolayı olabilir. 1.24'te mis gibi çalışıyordur, bundan eminim. Bir de şu dışarıdaki ışıkların yanmamayışı falan. Uzun farlarda niye o dörtlüler yanmıyor? Ama şu olayı tabi, farları biz değiştirdik ya. Orada siyahlıklar ondan dolayı da olabilir ama yine de ne bileyim, siyah da olsa o yanması gerekiyor gibi geliyor bana açıkçası. Onun dışında mükemmel. Sesi mükemmel.
Dış tasarımı mükemmel, iç tasarımı mükemmel, bolca çeşit koymuşlar. Deneyip eğlenebileceğiniz dış tasarım olarak, makyaj olarak da birkaç tane seçenek var. Onun dışında yine skinler falan da destekliyordur buna. Vardır zannedersem skinler vesaire. İndirin, deneyin. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yeniyseniz abone olun. Ve bir sonraki arka videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.